Arkadaşlar selamlar, ben Furkan. Eski bir Metin 2 oyuncusuyum ve uzun bir süre sonra tekrardan oynamaya karar verdim. Yeni Metin 2 hakkında pek bir bilgim yok. Fakat eski bir oyuncu olduğum için de Metin 2 hakkında çok fazla bilgim var. Yani bir item basmak için hangi itemler gerekiyor, hangi slotta neler düşüyor, kasılacak yerler, yüksek level'da yapılacak işler vesaire. Bunlar hakkında bir bilgim var. Hani derler ya old school diye. Old school kafasında yapabileceğim bir sürü şey var, bilgim var. Fakat simyadır, kuşaktır, pettir. Bunlar hakkında gerçekten bir bilgim yok. Ve yeni bir seriye başlamayı, oynamayı düşündüm kafa dağıtmak için. Ve bunu yaparken de video çekmeye karar verdim. Buradaki aşamaları da sizinle paylaşacağım. Nasıl ilerliyorum? Eski oyuncu yeni oyuna adapte olabiliyor mu vesaire. Başlamadan önce biraz araştırma yaptım. Hangi sunucuda oynamam gerekiyor? Oyun nasıldır vesaire. Çünkü ben bu oyunu bıraktığımda yani 6-7-8 sene bile olmuş olabilir. Çok fazla bot vesaire vardı. O yüzden temiz bir sunucu tercih etmek istedim. Bu yüzden de bir araştırma yaptığımda Ruby sunucuları varmış. Buraya girişler ücretliymiş ve daha az bot hile olduğunu gördüm araştırmalarım sonucunda. O yüzden Ruby'de Lucifer sunucusuna başlamaya karar verdim. Çok fazla uzatmadan neler yapacağımı söyleyeyim. İlk başta her zamanki 8 yıl önce ne yapıyorsam şimdi de aynısını yapacağım. Fakat birkaç şey de öğrendim. Artık şu çırak sandıkları olduğunu, bu ve bunların içinden belli eşyaların çıktığını, sonra oyun görevlerinden seviyemize ait kılıçlar alabildiğimizi gördüm. Bu kılıçları almak iyi mi kötü mü oyun mantığı olarak bilemiyorum. Bir yandan yeni oyuncular değil de aslında adapte olmuş oyuncular için iyi çünkü oyundaki silah gerekliliği gerçekten eskiden çok zordu. Diğer itemleri bir şekilde elde edebiliyorduk fakat kılıç dediğimiz, silah dediğimiz eşyayı diyeyim geliştirmek çok zordu. Hani bir level'da hani kılıçlar ne kadar yapılabilir? 20 level'da geniş kılıç vesaire artı 6'ya basıp kasılıyorduk. Bunun yerine buna odaklanmak yerine diğer şeylere odaklanmayı sunmuş oyun bize. Biz de bu şekilde oynayacağız oyunu. Ben o zaman şurada da kasılabilirdim ileride ama her zamanki mekanıma gideceğim ve şu an büyük bir nostalji içerisindeyim. Oyunda böyle bir zırh yoktu ama sanırım kostüm. İlk başta her zamanki gibi yabani köpeklerden, şunlardan, bunlardan başlayacağız. Kılıcımızın saldırı değeri yüksek ve ortalama zararı var. Ortalama zarar %10 bile çok fazla etki ediyor ki şunlara tek atıyorum. Eskiden bu mümkün değildi. Daha balık tutanlar var. Şunları görmek bile benim için güzel. Acaba saç boyası var mı? Saç boyası varsa kafayı boyayalım derken kırmızı saç boyası var. Arkadaş animasyon iptali yapıyor. Mantıklı. Her bot değilse. Evet, kafayı boyadık şimdiden. Çok güzel. Bir de demir plaka düşürebilirsek mükemmel olacak. İlk başta canlılığı direkt fullerim. Ondan sonra STR'ye geçerim. Ondan sonra çeviklik. Aslında STR artı çeviklik de verilebilir. Çünkü çeviklik bayağı bir arttırıyor hasarı ve savunmayı. Ama HP artı STR yapacağım. Aslında şunları da alayım ben. Şeye satarım markete. Oradan da artı basarız. İlk amacımız tabii ki de savaş kalkanı artı keşiş basmak. Av görevinden aç kurt alalım. Keşişimizi alalım. 2K HP'li. Tabii ki böyle bir şey, böyle bir şans olmaz. Yankları vesaire topluyorum, eşyaları topluyorum. Bunların hepsi benim için önemli çünkü yardım almadan ve app çekmeden geliştireceğim hesabı. Şuradan bize bakalım ne verecek. Düz verdi, olsun canı sağ olsun. Ya bu arada şu tip nedir ya? Ne kadar özlemişim yani. Tüm görevleri yapmayacağım fakat av görevlerini yapacağım ve bazı önemli görevler vardı. İşte biyolog görevi, köy gardiyanı. Onun verdiği bazı görevler önemli eşyalar veriyordu. Gümüş bilezik vesaire, kolye vesaire. Benim için içten veren görevleri yapmak önemli. Çünkü içinden Efsun çıkabilir. HP çıkabilir, kritik çıkabilir, herhangi bir şey çıkabilir. Tek başına ve hani yardımsız hepsize ilerleyeceğim için benim her şeyi değerlendirmem gerekiyor. Benim için hani ilk seviyeler o kadar sıkıntı zor değil ama bir süre sonra simya nedir, pet nedir vesaire onları bilmediğim için zorlanacağımı düşünüyorum. Onları da hani araştırarak biraz da kurcalayarak çözeriz diye düşünüyorum. İlk amacım tekrar şehre döndüğümde zırhımı, kalkanımı, miğferimi geliştirmek. Bu arada şunları da kullanayım ben. Hatta şunu da kullansam mı? 3 saat diyor. Bu acaba çıkartıp takılan bir şey mi? 4 çeviklik verdi. Güzel. Hiç yok değil. Gerçekten mutlu etti. 4 çeviklik de candır, adamdır. Şuradan demir plaka var ha. Ben bunu oyunda en sevdiğim zırh olduğu için. Yani tüm karakterlerin 9 level zırhı oyundaki çoğu zırhtan daha güzel bence. Ben böyle düşünüyorum. Şu ne? İskelet miğfer. Lycan diyor. Evet. Oyunda Lycan diye de bir karakter var. Onu da duydum. Fakat ne yapıyor, nasıl bir şey hiçbir bilgim yok.
aç alfa mavi kurt. Bak şu arkadaşı arasam çıkmaz. Şu an önüme çıktı onu kesmeyeceğim. BK'lar var. Ve şunları aslında yerden toplamak istemiyorum da yani. Yine de bulunsun. Hayat vuruş. Bilmiyorum yani 100K ediyor mu acaba bunlar? Şu an benim için her şey 50K bile önemli. Şimdi her tarafta aç alfa mavi kurtlar cirit atıyor da bunları birazdan işimiz düştüğünde sanırım bulamayacağız. O yüzden ellemiyorum. Şu bilgelik iksirini basayım. Ha bu çıkartılıp takılıyormuş. Buna basayım ben. Bir zararı yok şu anlık. Ve ben şeyi anlamadım. Gül falan geldi ama gül yok. Neyse onu araştırırım ben. Kesin bir yere falan git. Tüm tuşlara bassam. Burada hiç bilmediğim şeyler açıldı. Evet. Tüm tuşlara basınca. Canavar kartı. Sağda solda falan mı? Savaş bölgesi. Harita. Etkinlikler. Tamam bunları ben araştırınca yapacağım. Şimdilik böyle uğraşmayayım. Şu mor potu bassan ekstra verir mi? Veriyor. Tamam. Şu oyundaki en önemli şeylerden biri benim için hız. Herkesin önemlidir tabii. Yaş ilerlemiş yürümek ağır geliyor. O yüzden mor pot vesaire benim için önemli. Hatta bugün 25 level'a kasarsam direkt at madalyonu düşürüp atımı alacağım. Hatta hiçbir gün atlamadan atımı da geliştirmeyi düşünüyorum. 10 gün sonra atımız olacak diye düşünüyorum. Şu biyoloğa gideyim. Bir yandan slot keserken biyoloğu da halledeyim. Şu görevi yapalım. Kurt postu. Şunun artılısı kolye basmaya yarıyor. Ondan gerekiyor. Şu üçlüyü yere atacağım ki 6 tane olsun. Diyalog eğer kabul etmezse bir daha git gel yapmıyorum. Tamam güzel. Etrafımızda hemen yakınımızda varsa garantileyelim. Tamam. Şöyle hızlı hızlı enter yapacağım. Art 4 kılıç. 4 şeytan. İleride bize içten verecek. Onlardan da efsun bekleyeceğiz. Şimdilik böyle artı 3 artı 3 itemleri alayım ki köye indiğimde elimden geldiğince artı 6 basayım. Bizim için çünkü şu tarafta kısılmak önemli. Oraya gidene kadar defansımızı geliştirelim. Enter'lıyorum hızlıca. Keşiş artı 3. Mükemmel. Parlaklığı da arttı. Cennetin gözü simyacısı. Tamam. O ne ya? Şu simyacı güzel. Şundan ileride maden yaparız. Onları da satarız. Madencilik. Yani eskiden iyi para vardı. Şu an nasıl bilmiyorum. Balıkta iyi para vardı. Madencilikte iyi para vardı. Şurada bir metin buldum. Fakat savaş metnini benim hesap kesebilecek mi? 10 level olsaydım, 10 level silahını alsaydım yapabilirdim. Acaba yapsak mı o şekilde? Hemen 10 seviyeye kasıp. Bence öyle yapalım. Ben çok seri kasayım. Çok seri 10 level olacağım. Ondan sonra direkt metni keseceğim. Hava kılıcı da yok ya. ST'ye de alamıyoruz ki. Aslında şöyle bir şey denesem. İlk başta normal kılıçla gitsem, çıkan slotlardan kasılıp 10 level olsam nasıl olur acaba? Bir deneyeceğim ya. Ne kaybedeceğiz? Bastım şunu. Şundan ne çıkıyor bilmiyorum. Şöyle HP'mizi de alalım. Aynen bundan çıkan slotlarla bir level alalım bakalım ne olacak. Derken 13 level arkadaş geldi. Arkadaşı da bayağı bir eşya düşüyor. Muhtemelen eldiveni vesaire var. Bana düşmedi. Normal. Arkadaş bize BK veriyor ama. Neyse alalım bakalım. 100K'dan falan satarız. Yani bu aslında yardımsız oynayacağım ama bu yardım olarak geçer mi bilmiyorum. Bir bakalım şimdilik dursun en kötü atarız. Genç kahramanlar için silah. Kavurucu öfkeyi alalım kılıcımızı. 13 ortalama veriyor. Güzel. Bunu ne yapacağım ki? Bunu atayım. Atamıyorum. Şurada atılacak bir şey. Şeftali. Aa demir plakamız var. Bak 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 şu yakışıklığa bak ya. Bir SS alayım. Çok özlemişim de. Şu anlık cash'i takayım da. Hareket hızı düşmesin. %2. Hatta 30'a 27 veriyor. Tamam. Bakır kolye artı 3. Şimdi 2000 EP, 15 kılıç, 15 çifte. Yok. Düz verdi. Tamam. Bu da olur. Şimdi arkadaşlar ben şehre gideceğim. Kılıcımı alacağım. Bir de şu demir plakayı mı bassam? Savaş kalkanını mı bassam? Bunun 4 çeviklik var. Demir plakaya basayım. Aynen zırh basmak daha iyi. Hem şunu basayım hem de becerimi alayım geleyim. Eğitimimizi alıyoruz. Şuradan full kılıç vereyim. Şimdilik uzun süre sonra... Bakır küpeye bir giydim. Şu an önemli olan neyimiz yok. Hiçbir şeyimiz yok aslında. Çizme falan alayım mı? Almayayım ya. Çizme düşer. Şimdi benim kafamdaki soru işareti şu. Demir plakayı bassam mı? Aynen. Buna basacağım. Oyunun en güzel zırhını da yangım çok az ya.
Demir camını silerken basalım. Artı 4. Tamam. Şimdi şunu basayım. Benim için bu arada envanterin düzenli olması da önemli. Ona dikkat edeceğim. Ama şu anlık envanterde bir şey yok düzenleyecek. Bir yerden topladığımız BK'ları şuraya koydum. Ve villanın verdiğini. Şu artı 4 kılıç bile 30 yank ediyormuş. Şunu satalım. Bu bizim canımız. Keşiş artı 0. Şimdilik bir dursun bakalım. Belki yanar manar. Domuz burnu şimdilik dursun. Aa, bu arada 10 level olduk. Şunu açmadık hala. Bunu açacağız. 3K'm var. 3K ile ne basılır ki? Demiri basmam. Şunu basayım ya. Yakma da kardeşim, beni yürütme ya. 3K para var zaten. Korktum şu an, bilmiyorum. Bir şey alalım ya. %2, %2, %2'dir. Aynen, artı 0 da yak, bence de yak abi ya. Abi adam inanılmaz yani. Ork kapşon artı 0 bulduk yerde. 60 level'lık şey olması lazım. Şunu bir satayım. Şu kaç K verecek bize? 4K veriyor yani. Daha ne yapsın? Artı 3'e yetmiyor para. Çok iyi. Kurt pençesi satabilirim de. Neyse, böyle kullanalım şu anlık. Sıkıntı yok. Benim için önemli olan şu demir plakayı artı 4'e basabilmekte. Şu kalsın şu anlık. 4 çeviklik benim için önemli. Güç 1 hiç yoktan iyidir. Bunu artı 6'ya ileride basacağım zaten. Şunlar işin süsü. Bu şekilde birazcık ilerleyelim. Metin kesebilecek kıvamda mıyım? Bu arada şunu da açmadım. Şunu da açayım. Ne veriyormuş? Aa, bir dakika. Binek verdi. Çok iyi ya. Gerçekten çok iyi. Muazzam hatta yani. Ben nasıl yürüyeceğim falan diye düşünüyordum. Gittim deri ayakkabı falan bastım korkudan. Bayağı iyi oldu bu. Bu arada şunu da gereksiz yere harcamıyorum. Kalsın. Köy seyahati bileti. Neymiş? Işınlanma. Okey. Bununla önceden bir yere nokta koyuyorduk. Sonra oraya geri ışınlanıyorduk. Herhalde değiştirmişler. Olabilir. Şimdi av görevimiz yok. Şey görevimiz yok. Biyoloğumuz yok. Bu arada 30 dakikalık hız iksiri çok iyi. Ama bunu şu an kullanmayacağım. Şu an zaten yakın mesafe koşuyorum. Şunu da metin falan kesersem kullanacağım. Okçu bir arkadaş var. Farm yapıyor. Şimdi aslında ben bir dövüş metni aramak istiyorum. Şuradan dövüş metni şu taraflarda oluyordu. Şu çok ileride üzüntü metni oluyordu. Ama şu anlık dövüş metni istiyorum ben. Hem içinden çıkan slotlar da bize güzel X verir. CH3. Burada dövüş metni şu anlık yok. Bir tane CH atsak mı acaba? Ben bir CH değiştireyim. Şansımı deneyeyim. Şansımı denemeden önce bile kaşınıyorum ben. Şu Tigris'te bir savaşayım bakayım ne olacak. Yani hamlemiz falan da yok ama. Neyse. Abi sesler mi geliyor? Bana mı öyle geldi? Abi nehrin sesi geliyor galiba, aynen. Ben diyorum ne oldu? Çok dikkatini dağıldı ve bu arkadaş bizi şu anlık yiyor. O yüzden uzaklaşıyorum ben. İyi ki de mor potu basmamışız. Oyunda CH5 de varmış, o yüzden daha boş olacağını düşündüm ve evet, gerçekten dövüş metni bulabildik. Çok iyi. Bundan vurulmuyor şu anlık, tamam. Sıkıntı yok, ben bugün 25'e kasıp atımı alacağım. Şimdi tekrar bakıyorum. 124 bastım, 134 bastım, 149. Güzel. Şu metni bir yok edelim derken tek başımıza metin kesemiyoruz. Yine eldivenli arkadaş geldi. Adamlara da bir şey diyemem yani. Metin benim değil. Yine sağa sola eşyalar fırlıyor. Neyse, bana bu arkadaşın item item vermesin bunlar. Gidelim. Metin bulamadım arkadaşlar şimdilik. O yüzden biraz kısılacağım. İlerleyelim birazcık. Yani belki şunlardan item düşer. Hiç belli olmaz. Yani güzel X veriyor bence. Şu küçükler. Her tarafta okçu görüyorum ya. Yani. Arkadaşlar bir tane kılıç çevirmeye vereceğim. Slotlara damage atabilmek için. Topluca. Şu S ranklar eskiden pot atıyordu. Bakalım hala aynı mı? Yani çok keserdik bunları. Önceden. Evet, atıyor. Ve bayağı bunlar yüksek atıyor potu. Açaya görevimiz var. Onu halledeceğim. Ve beyaz zeminler şu an çok dolu. O yüzden ben aslında metin kesmek istiyorum. Yani seviye her türlü kazanırız ama eşyamız olmadan seviye kasmanın da pek bir anlamı yok. O yüzden biraz araya araya metin o şekilde ilerleyeceğim.
Şu arkadaşa tekrar kapışacağım. Bir şey atıyor muyum tam hatırlamıyorum ama. Artık kılıç çevirmem olduğu için. Hop, çok defansım çok az. Şöyle geri geliyorum. Kılıç çevirme dolsun. Şuradan şöyle verelim 3. Nice. Kaplan pençesi. İyidir. Şuradayken nehrin sesi geliyor. Demin bu ses beni tribe soktu. Bir tane büyük mor pot basacağım. Aynı zamanda güneş özütü gördüm şurada. Yeni fark ediyorum. Şuna da basacağım. Zaten küçük. Şu an bastım bizi kurtarsın. Şurada bir tane skrofa gördüm. Şunu bir kesmeyi deneyeyim. O bayağı bir şey attı. İşe yaramayan ama olsun. Canı sağ olsun. Şurada bir Lycos gördüm. Şu Lycos'tan kurt postu artılı düşüyordu. Yani onun bir değerli olacağını düşünüyorum ben. Çünkü kolyeleri artı 7'ye basıyor. Onu kesmeyi deneyeceğim. Eğer kesebiliyorsam CH atarak, yani 6 CH var. En azından 4 tane bulsak, 4 tane kurt postu artılı. Bize artı basma parasını çıkartır. Bir deneyelim bakalım neler olacak. Geldim şimdi şu arkadaşın asaleti de çok fena ya. Statüleri vermişiz. Bir deneyelim bakalım neler olacak. Aynen kesebiliyoruz. Çok vuruyor ama ya. Bizim defans gerçekten çok az. Kurt boss'a artılı attı güzel. Çok iyi. Tamam. Ben şimdi bir CH değiştirerek bu arkadaşı bir farmlamayı deneyeyim. Yani piyasayı da bilmiyoruz ama ben bunun değerli olacağını düşünüyorum. En azından yani 100k olsa bile 4 tane 400k benim için artı basma parası. CH6'ya geçtim şimdi. CH6 da var bu arkadaş. Ama kestik. Tamam. Kurt boss'u artılı güzel. CH4'e geldim ve burada da var bu arkadaş. Yine bence şu kılıç sayesinde güzel kesiyoruz. Kılıç olmasa bayağı sorun olacaktı. Üçüncüyü de düşürdük. Diğer 3 CH'ye de bakalım. Arkadaşlar CH3'e geldim fakat burada bulamadım. Acaba yukarıda mı? Yoksa sağa sola mı yürüdü? Bunu bilmiyorum. Bu arkadaş da mı arıyor onunla? Bu arkadaşın hedefi daha büyük herhalde. O metinden 100 tane item düşürecek. Şu yukarıda falan şu ne yapıyorduk? Uzak mesafe yapıyorduk. Şöyle sağda solda bakıyorum. Yok. Tamam. CH3'ü pas geçiyorum o zaman. Hemen CH2'ye bakayım. Güzel. Çok iyi. Atmıyorsun. Peki. Sıkıntı yok. Tamam ben son kez bir 3'e bakayım. En kötü yani 100k'dan satabilirsem şu anlık 500k'lık param var. Bir CH3'e gidip 600k'mız olacak mı diye bakalım. Tekrar geri döndüm. Son kez bir turluyorum. Aşağıları yukarıları. Derken savaş mı ettim? Çok iyi ya. Güzel denk geldi. Evet arkadaşlar metni kestim fakat beceri kitabı atmadı ama şöyle şeyler attı. Kombosasının kaydı. Ben tabi BK da bekliyordum ama olmadı. Yapacak bir şey yok. 5 tane kurt postumuz oldu. Kombosasının kaydı oldu. Dandik BK'larımız oldu. Evet CH2'ye geçmiştim ve metin alıyordum. Savaş metni buldum. Baya güzeldi. Eğer biri gelmezse bakalım neler düşürebileceğiz. Evet bu sefer beceri kitabı düştü. Şuradan hava BK'mızı alalım hemen. Tekrardan atışmış. Okey, sıkıntı yok. Arkadaşlar demin görevden şu birincilik izni diye bir şey atmış ama bu ne veriyor? 10 dakika boyunca midilliğe binmek için kart donat. Ha, eskiden de vardı bu. Fakat şu an zaten benim atım var. Bunun pek bir önemi yok diye anlıyorum. Bu sefer bu arkadaş yaman çıktı. Umarım biri görmemiştir. Öldüğümü buna. Ben çaktırmadan bir daha dalacağım. Neden? Çünkü sersem yedim. Evet ölünce mor potumuz gitti. Bu baya kötü bir haber. Bundan sonra ölmemeye dikkat edeceğim. Metin ararken eski dostum buldum. Bu oyunda hiçbir işlevi yok bu arkadaşın ama severdik bu arkadaşı. Hala içmeye devam ediyor 15 yıldır. Ne derdi var acaba? Kesin bir hikayesi vardır ama. Bildiğim kadarıyla bir görevde kullanılmıyordu. Artık kullanılıyor mu? Onu bilmiyorum. Şöyle bir arkadaş bulduk. Bakalım bu bize ne atacak. Baş. Bir metin daha buldum arkadaşlar. Onu da keselim. Bakalım içinden neler çıkıyor. Arkadaşlar arttırma kağıdı çıktı.
Gerçekten bayağı iyi. Sanırım event gibi bir şey var fakat beceri kitabı çıkmadı. Şöyle bir ayakkabı çıkardık. Normalde beceri kitabı bekledim ama şu çok güzel bir şey. Ticarette yok diyor. Bunu eğer böyle iki ev sunulu, bir ev sunulu bir şey çıkartırsak o şekilde kullanırız. Şimdilik bunu ben depoya atacağım. Dursun. Yani böyle bir etkinlik varsa değerlendirelim aslında. Ben metin aramaya devam edeyim. Arkadaşlar demin ben metin ararken bir arkadaş mesaj attı bana. Onunla küçük bir muhabbet ettik ve bu arttırma kağıdının değeriyle ilgili konuştuk. Normalde onem ediyormuş. Onem benim için gerçekten çok değerli bir para. Ben de sordum arkadaşlar hani bu işlemi nasıl yapabilirim diye. O da dedi ki ben sana hani şimdilik 3M vereyim, üstüne BK'ları vereyim. Ondan sonra onları sen sattığında 12-13M ediyor zaten dedi. 12-13M benim için çok iyi para. Eşyalarımı artı 6'ya basabilirim. 20 level olurum. 20 level'lık kılıcı aldıktan sonra da ikinci köye geçiş yaparım. Yavaştan Maymunuzinden'i, Madalyon vesaire. O yüzden şimdilik bunu ben kabul etmeyi düşünüyorum. Çünkü bir ev sunum benim için şu anlık değeri yok o kadar. Bu tarz bir etkinlik bulduğumuzda zaten daha uygun bir farm yapacağız. Bin ek işini çözdüğümüzde. O yüzden ben şimdilik bunu kabul ediyorum. Umarım beni kazıklamıyordur. Çünkü yani 7-8 yıl sonra ilk oyunum, ilk günüm. O yüzden ben bu arkadaşın ticaretini bir kabul edeyim. Ondan sonra eşyaları artı 6'ya basayım. Şimdi arkadaş bana bir tahta kolye verdi. Umarım geçer de. Yani bir problem çıkmaz. Geçti. Çok iyi. Şimdi 3M ve biraz bana BK verecek arkadaş. Yani şuradaki 3M bile benim için gerçekten çok iyi. Öfke BK falan ne kadar bilmiyorum. Şöyle bir ticaret yaptım. 3M'imiz oldu artı BK'larımız oldu. Belki de benim için kötü bir ticaret olmuştur. Hani fiyat bakımından ama. Benim için şu anlık para değerli. Bir daha olursa haber et diyor. Tamam güzel oldu. Şu anlık eşyalarımı artı 6'ya basacağım. Ondan sonra bu taraflarda bir oto hava bırakırım. 20 seviye olurum. Ondan sonra 20 seviye kılıcıyla da ikinci köye giriş yaparız. Yavaştan da maymun zindanına geçeriz. Köye dönerken bir de siyah metin buldum. Öfke 3, 4, 5, kutsama 2, 3, dönüşünde 2,5 ediyor diyor ama ben dönüşümün 2,5 edeceğini düşünmüyorum. Sıkıntı değil şu anlık benim için havadan gelen bir para oldu. Yani tek bir efsun benim için bir önemi yoktu ama. Bir de şu metni keselim. En kötü bundan ya savaş metnimiz de var. Yani şunu olabildiğince hızlı kesmek istiyorum. Şu iki metni keseyim. Bunlardan da Efsun çıkarsa onları saklarım en kötü. Demin bir de arkadaşındaki şey mantık güzel. Bir tane Efsun'u içten çıkmış. Onu 4 Efsun'a tamamlayıp bir de kutsama küresiyle 5 Efsun yapıp. Hani bir daha event gibi bir şey olursa sanırım hani değiştirme de düşüyordur. O şekilde 5 Efsun item yapabilir ki biz de yapacağız bu işlemi. Yavaştan hani yeni metin 2'yi de anlıyoruz nasıl ilerliyormuş bu işler diye. Bakalım şu iki metni keselim neler atacak bize. Arkadaşlar metni kestik fakat oyundan attı. Büyülü zırh düşmüş. Şuradaki metin hala duruyor. Tamam hiçbir kaybımız yok. Şu zırhı atacağım. Demir plakayı alacağım. Ve şunu atıp çan çiçeğini alacağım. Çiçekleri biriktirmeyi seviyorum. İleride iksir yapabileceğim için. Şu metni de keselim. Umarım atmaz yine. Bilgisayarından kaynaklı bir sorundu ama problem yok. İtem kaybı yaşamadık. Evet, savaş metnini de kırdık fakat bundan yani bir şey düşmedi. Gerçekten skill atınca bir şey düşmüyor mu acaba? Ben anlayamadım tamam mı? Yani ne zaman atsam gerçekten bir şey düşmüyor. Sadece şu demir plaka zırhları alacağım. İçbirliği falan çıkar diye. Hem de şu envanterimizi düzenleyelim. Beceri kitaplarını depoya atacağım. Önemli olduğunu düşündüğüm eşyaları. Ondan sonra onları pazara koyacağım. Pazar mantığının değiştiğini de biliyorum. Yeni bir alan var sanırım o alana gideceğiz. Ama o alana nasıl gidildiğini bilmiyorum. Posta kutusu. Bu neymiş? Yine böyle garip grup binekler çıkıyor karşıma. Şuna bir 500 cank verelim haracımızı. Yok ya araç değil bu arkadaşı seviyoruz. Benim depo şifresi... Ha, yeni alıyoruz tam eski şifre. Şöyle bir şifre yapalım. %1 HP depo bonus. Bonus gibi bir şey var. 90 günlük %1. Arkadaşlar depoyu bu şekilde düzenledim. Beceri kitaplarını, içtenleri, artı bas ve itemlerini koydum. Bunların bir kısmını ileride satacağız. Şimdi bu şekilde kalsın. Ben de elimdeki eşyaları artı 6'ya basayım. Hiç efsunlu var mı? Yok. Şöyle yapsam. Ama bunu tabii yine sürüklemem gerekecek. Şu envanteri şöyle yapayım. Hızlıca. Yani benim için artı 6 bir zırh şu anlık gayet yeterli. Ayı saframda olmadığı için artı 7'ye basamayacağım. Şu şekilde yani fıstık gibi görüntüsü. Şunları ne yapsam şimdilik depoda mı tutsam? Yani burada envanterde tutmayayım. Kaplan plaka artı 2. Gelmişken şunu da basayım. Yanarsa da yansın sıkıntı yok. Bunu envanterde tutarız. 18 olunca bunu giyeriz.
derken öyle bir şey mümkün gözükmedi. Tamam, artı 6 kaplanı basabildik. Bundan sonra demir plakaya da ihtiyacımız olmayacağı için ben bu demir plakaların bir kısmını satacağım. Şimdi benim için en önemli kısımlardan biri bakır küpe. Artı 6 bakır küpem olursa gerçekten çok iyi olacak. Bir tanesi gitti. Elimde iki tane daha var. Bir tane burada var, bir tane şurada var. Ben bunları yakmamak için kademeli şekilde ilerleyeceğim ki biri yanarsa diğerinden devam edeyim diye. İki tane beşimiz var ve 6'ya basabildik. Çok güzel. İki tane 6'ya basabildik. Ayı safrası gerekiyor. Bunu çözeriz. Çok hoş oldu. Artı 6'da bakır küpeyi ben şimdi giyeyim. Şimdi miğferle zırhımız kaldı. Onları da çözeceğiz. Bir tane artı 6 deri ayakkabı bastık. Hiç yoktu, nedir? Normal 9 level'lık ayakkabım da var ama onların şu an artı basmasının benim için bir değeri yok. Fakat şöyle bir şey düşünüyorum. Onları ben direkt satmak yerine kaplan postum olduğu için yüksek artıya da basabilirim ama bu arkadaş da değil, lonca demircisi bulmam gerekiyor. Hiç kıyamadığım şu arkadaşı 4 çeviklik veren. Yani şunu basarsak mükemmel olacak ama. Yani. Neyse. Korkanın çocuğu olmaz. O yüzden yakmadı kardeşim. Artı 6'ya bastın ve dünya güzelleşti. Nice. Çok iyi. Artı 6, 4 çeviklik. Güzel. Neyimiz kaldı? Miğferimiz kaldı. Direkt bunu bir deneyelim. Olmazsa gidip yürürüz. Yani baya baya basıyor. Artı 6'ya kadar bastı yani. Ve şunun itemini bulmak kolay aslında. Hani beyaz yeminler de hemen düşüyor. Fakat şu anlık kalsın. Şu demir plakalara kıyamıyorum ama çok yer kaplıyorlar ya. Tamam, ben duygusal davranmayacağım. Elimde zaten bir tane var. Bunu nostalji olarak saklarım. Diğerlerini satacağım. Çünkü yer bizim için önemli. İkinci köy farmına gittiğimizde bir sürü item düşecek. Arkadaş da artı aldı, keşif fırlat diğeri. Şunu fantezi olarak tutacağım yanında, belki sallarım. Envanterimizi düzenledik arkadaşlar. Eşyalarımızı artı 6'ya basabildik. Tek bileziğimiz yokmuş. Kolye artı 3'ü de basmayacağım. İşe yarar bir şey çünkü markette falan satılmıyor. Sadece şu bileziği de basayım. Envanterimizi düzenledik arkadaşlar. Aynı zamanda eşyalarımızı artı 6'ya da bastık. Demir plakamız, miğferimiz, kalkan, 4 çevikliğimiz var. Şu kolye şu anlık bu şekilde kalsın. Çünkü bu markette satılmıyor. Bu yanmasın. Yani bunu satarız. Bunu sattıktan sonra da tahta kolye almaya gerek var mı? Onu da bilmiyorum. Büyük hıza o kadar bizim için kritik değil şu anlık. Şimdilik ben 20 seviyeye kasacağım. Aynı zamanda köy gardiyanı görevini de alacağım. Gümüş bilezikten bir HP'yi umuyorum. Sonra 20 level silah ile birlikte ikinci köye yavaştan kayacağız. Aynı zamanda at madalyonu düşüreceğiz. O zaman ben kasmaya başlayayım. Ben biraz burada kasılayım. Düşen eşyaları da toplayayım. Bakalım ne kadar ayı saltası kasabileceğiz.